Komik Adam'dan herkese selamlar. Yeni bir çeviri çizgi roman incelemesiyle karşınızdayım. Bugünkü konuğumuz Luthor Cildi. Umarım video hoşunuza gider. İyi seyirler. Luthor, DC Black Label etiketiyle yetişkinlere yönelik olarak orijinal dilinde Lex Luthor, Man of Steel adıyla 2005 yılının Mayıs ayında yayınlanmaya başladı. Her biri 32 sayfadan oluşan 5 sayılık bu mini serinin 2006 yılında da cilt haline geldiğini görüyoruz. Luthor işin aslı one shot bir seri, yani öncesinde veya sonrasında bir şey okumanızı gerektirmiyor. Lex Luthor'u ve Superman'i tanıyorsanız, yani Metropolis dünyasına hakimseniz bu cildi alıp okuyabilirsiniz. Çizgi romanımızın detaylarına gelmeden önce yaratıcı ekibi bir tanıyalım. Hikayemizin yazarı Brian Azzarello, çizeri ise Lee Bermeo. Kendileri ülkemizde JBC'nin bastığı Batman Lanet ve Joker serilerini yazıp çizdi. Ayrı ayrı olarak da Brian Azzarello çizgi düşlerden çıkan 100 kurşunun yazarlığını yaptı. Lee Bermeo ise yine JBC'den çıkan Batman Noir'i kendi yazıp çizdi. Luthor'un ortalama Goodreads puanına gelecek olursak 4170 kişinin oylarıyla 5 üzerinden 3.88 puan almış. İyi bir puan gerçekten. Yerinde bir ortalama olmuş. Benim puanım hikaye açısından hani 3.5 olurdu. Fakat Bermeo'nun çizimlerine ayıp olmasın diye 4 puan verdim. Bermeo'nun çizimlerini gerçekten seviyorum. Hem buçuklu puan verilmiyor sitede, hem de 3'ü hak edecek bir çizgi roman değil neticede bu elimdeki cilt. Bunların sebebini birazdan detaylı olarak anlatırım. Evet, Luthor hakkında genel konuştuktan sonra biraz da baskısından bahsedelim. Yapı Kredi Yayınları tarafından 2021 Şubat'ta, yani geçen ay çıktı. Oldukça yeni. Ben de zaten öğrenir öğrenmez aldım. Bunun alışveriş videosunu da izlemek isterseniz buradaki YouTube kartlarından ulaşabilirsiniz. Çizgi romanımız karton kapaktan oluşuyor. Sayfaları ise ince kuşe kağıt. Yani Yapı Kredi son zamanlarda böyle basmaya başladı bildiğim kadarıyla. Bu biraz hayal kırıklığı yaratıyor. Hani baskıdan ürün vermesi. Çünkü yani görünüş itibariyle de bir cılız duruyor. Bu 144 sayfalık orta kalınlıkta bir cilt olmasına rağmen bu şekilde incecik görüyorsunuz kullanılan kağıt kalitesinden dolayı. Böyle etrafını da gezdireyim. Oldukça ince duruyor. Zaten hikaye ve çizim anlamında da okumanızı teşvik edecek bir çizgi roman olduğu için bir oturuşta okuyabilirsiniz bunu. Yani baskısı genel olarak fena değil. Ben YKY'den birçok çizgi roman almıştım. Hani daha önce hiçbirinde ciltten ayrılma, kopma gibi problemler yaşamadım. Bunda da yaşayacağımı sanmıyorum ama daha iyi baskılı çizgi romanlarını okumuştum. Mesela bu Superman Red Sun cildi. Şöyle göstereyim hemen. Oldukça ağır. Yani kapakları aynı karton kapaktan, fakat Red Sun'un içindeki kuşe kağıt son derece kalın. Ve iyi tarafı ise bunun ölçülerinin orijinal İngilizce baskısı gibi 16.5'a 26 olması. Hani bu boyut detayı, orijinaline yakın tutma detayı benim hoşuma gidiyor çizgi romanlarda. Ama tabii takdir edersiniz ülkemizde belli bir standart yok. Boyut olarak birçok yayın evi standart olarak işin aslı bunu baz almıştır. Yani bu da işte 24'e 16 santim ebatlarında. Hani Luthor da bu standardı sağladığı için tabii kitaplıkta yan yana diğer çizgi romanlarla birlikte aynı hizada duruyor, sırıtmıyor. Ama orijinaliyle kıyas edecek olursak şöyle bir fark mevcut. Yükseklik olarak öyle, en olarak da böyle. Sayfa sayısı olarak da şunu söyleyebilirim. Aralarında çok fark yok yani. Hani bu 144 sayfaysa Luthor, Red Sun'da 168 sayfa. Yani bir 24 sayfalık fark söz konusu. Ama 24 sayfa şöyle bir kalınlıkta
bu kadar belli etmez yani. Bunun burada kalın kuşa kağıt kullandığını anlıyoruz. Gelelim spoilersız incelememize. Merak etmeyin, keyfinizi kaçıracak, sürpriz bozan olmayacak bu incelemede. Luthor cildi adından da belli olduğu üzere Metropolis şehrinin en büyük iş adamı olan Lex Luthor'un bir hikayesi. Superman tabii ki de var söz konusu Luthor olunca, ama burada öyle aktif bir karakter değil, daha geri planda kalıyor. Bunun dışında Gotham'ın en zengin iş adamı Bruce Wayne, yani Batman de var bu ciltte. Bu yönden oldukça zengin. Ayrıca Luthor ile bağlantılı birkaç yan karakteri ve sonlarına doğru da sürpriz bir karakteri görüyoruz. Bu yüzden Luthor cildinin karakter anlamında çeşitlilik sağladığını söyleyebilirim. Çizgi romanımızın konusunu biraz daha açacak olursam, baş karakter olan Lex Luthor'un motivasyonundan bahsedeyim. Bunu şöyle özetleyebilirim. Luthor'a göre Superman dünya için büyük bir tehdit. Fakat insanlık bunun henüz farkında değil. Luthor'a göre Superman insanları korumaktan vazgeçip onlara diz çöktürmek isterse ne olacak? Onu kim engelleyecek? Hani hep iyi olacağının garantisini kendisinden başka kimse vermiyor diyor Lex Luthor. Yani Superman iyi olduğunu söylediği sürece iyi. Bunun aksini kimse kanıtlayamaz ve bunun garantisini kimse veremez. Hani sadece Superman'in bu davranışına, bu sözlerine inanıp rahatlamak yeter mi? Hani işte tüm bu sorular Luthor'un kafasını kurcalıyor ve bunu önlemek için insanlık adına harekete geçiyor, beklememeyi tercih ediyor. Böyle bir motivasyonu var. Bunu yapmak için de şöyle bir yöntem bulmuş. Hani Superman'in itibarını yerle bir edersem, insanlığı ondan uzaklaştırırsam Superman'in çöküşünü hazırlarım gibi. Tüm çizgi roman boyunca Luthor'un bu bakış açısıyla ilerlediği bir hikaye okuyoruz. Hikayeyi özetledikten sonra çizimlerine geçelim. Lee Bermeo'nun çizimlerini başka çizgi romanlardan gördüm. Oldukça aşinayım ve çok beğeniyorum. Çok detaya girmeden şöyle hızlıca bir tarayayım çizimleri görmeniz adına. Yani karakterlerin yüz ifadeleri, yüz detayları, hani mimikleri, üzerlerindeki kıyafet ve kostümler oldukça harika. Ve güzel tarafı birbirlerinden farklı duruyor, yani her karakter aynı durmuyor. Seri üretim yapılmış gibi. Hani bir önceki inceleme videom olan Harley'den bu konuda bahsetmiştim. Stefan Segic'in çizimlerinde ki hissettiğim eksiklikler Lee Bermeo'da yok, yani onun tarafında bu aşılmış, bu sorun çözülmüş. Bu yüzden benim için Lee Bermeo çizimleri oldukça tatmin edici. Örnek gösterecek olursam şu sayfalardaki yüz detaylarına bakmanızı istiyorum. Hani alnındaki kırışıklar, yanaklardaki kırışıklar, yine Superman'in bakışları, yüz hatları, Batman'in yüz hatları, yani ellerdeki damarlar bile Lee Bermeo tarafından çok güzel tasvir ediliyor. Bu sayfada da kostüm detaylarını göstermek istiyorum. Hani kat yaptığı izler kostümün, işte kaslarındaki bu belirgin çıkıntılar olsun, daha sonra Batman'in pelerindeki detaylar olsun, başlığındaki, maskesindeki detaylar olsun, bunlar Lee Bermeo tarafından harika betimleniyor. Kendisi gerçekten beğendiğim, takdir ettiğim çizimlere sahip. Yani mesela buradaki kadın karakterin işte kıyafetindeki, pantolonundaki detaylar ve gölgeler, işte saçlarındaki o teller oldukça net bir şekilde tasvir edilmiş. Az önceki gösterdiğim çizimlerdeki kalite hissiyatını her sayfada hissediyorsunuz. Bu yönden hiçbir sıkıntısı yok. Çizimlerin dışında panellerin ve konuşma balonlarının da oldukça yeterli olduğunu söyleyebilirim. Batman Lanet'te bunun eksikliğini hissetmiştim açıkçası, ama Luthor'da öyle değil. Oldukça dolu. Yani böylece sayfaları hemen atlamıyorsunuz. Dolu bir şekilde ilerliyor ve sizi tatmin ediyor. Gelelim fiyatına. Bu cildin etiket fiyatı burada da yazdığı üzere 32 lira. Başka ciltlerle kıyasla oldukça uygun.
Hani fasiküllerin 18 lira olduğu, karton kapak ciltlerin ise 45 liradan başladığı bu zamanlarda 32 lira gerçekten uygun bir fiyat. Ama bunun da bir bedeli var. Hani az önce dediğim gibi sayfa sayısının az olduğunu söylemiştim. İnce kuşa kağıt kullanıldığını söylemiştim. Tabii fiyat sabit tutturulmak istendiği için kaliteden ödün verilmiş. Yeni çıktığı için piyasada da 20-25 lira arasında bulmanız mümkün. Hatta kitap sitelerinde 20 lira altına bile bulabilirsiniz. 19-18 gibi fiyatlara bulabilirsiniz. Çünkü bildiğiniz üzere YKY aslında normal bir kitap basan yayın evi. O yüzden böyle yerlerde oldukça sık indirim oluyor. Çizgi roman dükkanları ve onların sitelerinde de var tabii ki. Buralarda ise 22-25 lira fiyat bandında bulabilirsiniz. Son sözlerime gelecek olursam, ben Luthor'u gerçekten bayağı beğendim. Hani Azarello ve Bermeo ikilisi çok iyi işler çıkartıyor. Özellikle de bu Joker cildini çok sevmiştim. İlk önce bunu okudum. Bunu okuduğumdan dolayı da Luthor'un Türkçe basılmasını çok istiyordum. Hani aynı yazar ve çizer ikilisinin benzer bir hikaye örgüsünü böyle bir eserde yaptığını öğrenince çıkmasını istemiştim. Zaten çıktığını öğrenince hemen alıp okudum. Açıkçası Joker'le kıyaslayınca hikaye kısmını bir tık sönük bulduğumu söyleyebilirim. Yani bu da başarılı bir hikaye ama aynı yazar çizer ekibinden böyle bir iş çıktıktan sonra bunu okumak bir alt seviyede hissettirdi bana. Hikaye oldukça doyurucu Luthor'da ama süper de değil. Bu Joker'e oldukça bayılmıştım. Yani Dark Knight filmindeki kadar kaliteli bir Joker versiyonunun çizgi roman karşılığını aldığımı söyleyebilirim bunda. Yani Heath Ledger sinemada nasıl iyi bir Joker karakteri sergilediyse, bu çizgi romanda da bu ikili ona yakın bir Joker tasvir etti bence. O yönden gerçekten güzel bir çizgi roman. Luthor'da bunun haricinde öyle bir eleştireceğim kısım yok. Eleştireceğim kısım Türkçe baskı ile ilgili olurdu. Az önce bahsettiğim ince kuşa kağıt olaylarından da hariç şunu söyleyebilirim. Güzel bir cilt, iyi bir baskıyı hak eden bir cilt. Hani GBC'nin yaptığı gibi hem soft cover hem hard cover bassalar çok iyi olur. Ben çünkü sert kapak versiyonu olsa direkt onu alırdım Joker'de yaptığım gibi. Şöyle göstereyim aralarındaki farkı. İşte hardcover olduğu için Joker daha bir hacimli, daha bir güzel duruyor. Bu ikisi yan yana dursa çok daha güzel olurdu aynı kalitede olsaydı. Çünkü şöyle söyleyebilirim, bu Luthor ve Joker ciltleri her ne kadar birbirlerinden alakasız olsalar da aynı yazar çizer ikilisinden dolayı denk muamele görüyorlar. Hatta orijinal dilinde baskıları bile benzer. Gerek kapakları olsun gerek tasarımları olsun oldukça yakınlar. Hatta bu iki cildin bir arada olduğu Absolute Edition bile var. Benim puanım tüm bu söylediklerim yüzünden 4 oldu. Tabii bu benim kişisel kanaatim. Size daha farklı bir etki hissettirebilir. Gayet normal, saygı duyarım. Peki bu cildi kime tavsiye ederim? Superman dünyasını seviyorsanız, özellikle de baş düşman olan Lex Luthor'a karşı bir ilgi duyuyorsanız, onunla ilgili bir şeyler okumak istiyorsanız ve de Azarello Bermeo ikilisini seviyorsanız bu eser size göre. Her ne kadar one shot desem de hani bir Superman ve Luthor'u tanıyıp bilmeniz gerekiyor. Böylece daha iyi bir hikaye okumuş olursunuz. Ayrıca şunu da aklınızda bulundurmanızda fayda var. Bu eser DC Black Label etiketiyle yayınlandığı için yetişkinlere yönelik içerikler barındırıyor. Çıplaklık ve şiddet bu kitapta bolca mevcut. O yüzden benim tavsiyem 18 yaş ve üzeri okuyucunun bunu alıp okuması. Çizgi roman hakkında düşüncelerim böyleydi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. YouTube kanalıma abone olup beni desteklerseniz gerçekten çok mutlu olurum. Aynı şekilde Instagram sayfama da beklerim. Orada gerekli duyuru ve yakaladığım fırsatları paylaşıyorum. Kanalın ana sayfasında ve bu videonun altında gerekli bağlantıları bulabilirsiniz. Buralardan bana ulaşabilir, tavsiyelerde ya da eleştirilerde bulunabilirsiniz.
Ayrıca aşağıdan videoyu isteğinize göre beğenip beğenmeyebilir ya da yorum atabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.